Merhaba sevgili Feygocular, Pokemon Y'nin 28. bölümünde sizlerle birlikteyim. Bir önceki bölümde bir ruttaydık. Kaçıncı ruttaydık gerçekten hatırlamıyorum. Bir sürü sayılar işte 14'tür, 15'tir, bir sürü rut sayısı var, nereden hatırlayayım. Çamurlu ve yağmurlu bir ruttaydık. Ve o rutta ilerlerken bizim geri zekalı arkadaşlarımızla bir tane perili ev keşfettik. Oradaki bir dayı bize çok boş bir hikaye anlattı ve ondan sonra da yeni bir şehre geldik. Bu şehrin adı da Lavere şehriymiş. Bakalım bu şehirde nelerle karşılaşacağız, ama ondan önce yetenek anketine oy vermişsiniz. Açıkçası şundan bahsetmek istiyorum ki artık verilen oylar gittikçe düşmüş durumda, ama şunu da unutmayın ki oyunun kaderini siz belirliyorsunuz. İşte hangi Pokemon dirilecek, bir sonraki bölümde hangi Pokemon'u yakalayacağım, işte yakalayacağım nadir Pokemon'lar falan filan, reslot makinesinden çıkacak Pokemon'lar, bunları siz belirliyorsunuz. Bu yüzden anketlere katılmak önemli Pokemon Y izleyicileri. Sizlere de bu duyurum olsun. İlk olarak zarlarımızı atalım, bakalım neler çıkacak. Necromancer yeteneğine biraz oy verilmiş ve Roselia'nın dirilmesini istiyormuşsunuz. Bu 5'te 30 ihtimalle olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gelirse Roselia'yı dirilteceğim bu bölümde. Zar atıyoruz. Ve evet, olumsuz, negatif. Yani Roselia bu bölümde dirilmeyecek. Zar atmaya devam ediyoruz. Wonder Trade benim seçmemi istemişsiniz. Ve 20'de 15 ihtimalle bir Pokemon'u Wonder Trade'e vereceğim. Hemen zar atalım. 16, 17, 18, 19, 20 çıkarsa Wonder Trade yapmayacağım. Zar atıyoruz. 11 ve Wonder Trade'i yapalım arkadaşlar. Bakalım hangi Pokemon gidecek, yerine ne gelecek. Evet, Wonder Trade'e vereceğim Pokemon çok belli arkadaşlar. Bu da tabii ki de Fleshling. Çünkü kendisine hiç ihtiyacım yok. Bir önceki bölümde Almanya'dan geldi bize. Beatbox yaparak geldi. Şimdi de Beatbox yaparak gitsin. Çünkü bilmiyorum, Fleshling'i pek sevmiyorum. Zaten dediğim gibi takımda da uçan ve ateş türü olan bir Pokemon var. Bakalım Fleshling'in yeni sahibi kim olacak ve kim bana bir Pokemon yollayacak, hep birlikte göreceğiz. Umarım güzel bir Pokemon gelir bu sefer. Yani birkaç bölümdür güzel Pokemon gelmiyor. Ama bakacağız, şans işi yani Wonder Trade. Evet. New Jersey'den Funkle'ye gidiyor Fleshling'imiz. Bakalım karşılığında bize ne gelecek. Hep birlikte bekliyoruz. Umarım güzel bir Pokemon'dur ya. Oo. Ohohohoho. Abi, Gorgeist aldık. Pum kabuğunun gelişmiş hali. Gorgeist, bakalım kaç level. Güzel, fena değil. Bitki ve hayalet türü bir Pokemon. Bakacağım özelliklerine, ama ilk başta bu şehirde dolaşmadan önce diğer yeteneklerimize bakalım, neler kullanabileceğiz, neler kullanamayacağız. 6'da 20 ihtimalle bu bölümde Rare Hunt yeteneğini etkinleştireceğim. Bir önceki bölümde bazı nadir Pokemon'lara rastlamıştık. Onları yakalayabileceğim yani. Ama tabii 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmesi lazım. Zar atıyoruz ve gelmedi. O yüzden bu bölümde Rare Hunt yapamayacağız. Nadir Pokemon'lar peşinde koşamayacağız. Ayrıca Reslot yeteneğine çok az oy geldiği için bu bölümde eğer olur da slot makinesini çevirirsek, bir kere daha çevirme hakkım olmayacak. Yapacak bir şey yok, çünkü ankete bayağı az oy gelmiş. O yüzden yapılabilecek bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ilk olarak bu şehirde toplanması gereken itemları toplayalım. Sonra bir GM varsa bu şehirde GM'le bir savaş yapalım. Şuradaki çocuk bize bir şey veriyor mu? Bulduğum bu TM'yi sana veriyorum diyor. Torment ne işe yarıyor? Hızlı bir şekilde bahsedeyim. Rakibin aynı saldırıyı iki kere üst üste yapmasını engelliyor. Mesela size bir tane Ember attı, bir tane daha Ember atmasını engelliyor. Yani Ember'ın arasında bir saldırı olacak, sonra Ember atabilecek. Tamam, benim dediklerimi diyor. Pokemon Fan Club varmış. Bakalım o nerede? Burası ne ya bu arada? Buradaki olay ne ya? Biri bana açıklayabilir mi? Ne yapmak istersin? Nasıl item alınır?
Deneme odasında. Şeklimizi değiştirelim ya. Evet. Artık hiç dayıya benzer bir yanımız kalmadı. Yani çevremizdeki çocuklar bize dayı diyor ama Homo sapiens soyman oldum yani. Neyse biraz farklı bir stille dolaşalım yani yapacak bir şey yok. Yalancı bir de üzerinde. Oha! Oha! Soygun lan bu. Hayır almıyorum. Oğlum 46 46K dedi lan. 46K dedi lan. Soygun lan almayacağım. Yemin ediyorum defol git. Eski şeklim iyi benim. Neyse boş yere zaman harcadık burada da ya. İlerlemeye devam edelim bakalım buralarda neler varmış. Poké Center dur şu yeni Pokemon'umuza bakalım. Gorgeist'e bakalım nasıl bir şeymiş. Bir level Japonya'dan geliyor. Hayalet bitki türü Phantom Force, Astonish, Confuse Ray ve Explosion var. Wow, ilginç. Yani Explosion yaparsa bütün Nuzlocke kurallarını mahveder ama kassak mı bilemedim. Hayalet ve bitki. Hızı yüksek, ata düşük sanırım. Ya gerek yok ya. Bir level'dan bir Pokemon hiç kasasım yok şu an. Çok da sevdiğim bir Pokemon değil. Ama o orada kalsın. Bilgisayarda kalsın. Gorgeist'i istemiyorum. Pokemonlarımı iyileştireyim yeni şehirde. Şurada Bay Bonding var. Bunun verdiği güçleri de hiç kullanmıyorum ya. İşte ata arttırıyor birkaç turn boyunca. Yok işte para kazanmanızı arttırıyor falan. Pek bana göre değil ama işe yarar güçleri olduğunu da duymuştum. O yüzden ne bileyim ya. Ben bu mekaniği sevmedim yani. Adamın biri geliyor işte sizin atağınızı arttırıyor. Gücünüzü arttırıyor belli bir süreliğine falan. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Neyse. İlerliyoruz. Pokemon Fan Club olması lazım. Nerede acaba? Oo, burası bir GM'miş. Ve Fairy türü bir GM. Kesinlikle şu an girmeyeceğim. Şu an değil. Ama bu bölümde GM'le kapışalım bakalım. Burası neresiymiş? Bütün binaları gezeceğiz artık. Hey. Aa. Evet. Şimdi buradaki binada neler oluyor onu anlatayım arkadaşlar. Şimdi şu deminki konuştuğumuz eleman başlangıç Pokemon'larınıza Profesör Sycamore'un verdiği başlangıç Pokemon'larına özel saldırılar öğretiyor. Bunlar Grass Pledge, Water Pledge, Fire Pledge ve işte bu saldırılardan ikisini yan yana getirdiğiniz zaman bir tane combo oluşuyor. Mesela ve Kombonun yanı sıra ikisi kullanıldığında aynı turn şeyler artıyor. Bunların base powerları artıyor, temel vuruşları artıyor. Tabi işte mesela ne işe yarıyor? Water Pledge ile Fire Pledge'i aynı anda kullandığınız zaman sizin tarafınızda bir gök kuşağı çıkıyor ve Serena Grace gibi yan etkilerin olma ihtimalini arttırıyor gibi gibi şeyler. Yani böyle güzel şeyler olabiliyor. Bitkiyle ateşi aynı zamanda kullandığınız zaman işte zemin böyle ateşle kaplı oluyor ve ateş türü olmayan Pokemon'ların canının 8'de 1'i gidiyor. İşte suyla bitkiyi aynı anda yaptığınız zaman rakibin hızını 4 tur %50 düşürüyor. Böyle şeyler oluyormuş. Yani iki tane mesela Water Pledge ile Grass Pledge aynı anda kullandığınız zaman bu yan etkiler oluşuyor. Güzel bence güzel bir şey ama öğretmeyeceğim. Yani 80 base power ve çok double battle falan da yok şu an yani.
O yüzden pek gerek yok bence. Onun dışında Pokemon Fan Club varmış. Ona gidelim. Pokemon Fan Club. Büyük ihtimalle şurası mı acaba? Şuradaki dayıyla konuşuyoruz. Evet, burası Pokemon Fan Club arkadaşlar. Buranın asıl amacı IV training yaptığınız zaman, IV training'i Poke Sohbet videolarında açıklamıştım. Bilmeyenler varsa açıklayabilirim. Yani IV training demek efor puanı eğitimi demek. Mesela aslında oyunun başından beri kestiğiniz Pokemon'ların bir amacı olayı var. Mesela gidiyorsunuz bir tane Geodude kesiyorsunuz. Defans efor puanınız bir kademe artıyor vesaire. İşte toplam kaç? 500 küsür efor puanı kazanabiliyorsunuz. 4 efor puanı bir stat değişikliğine eşit oluyor diye hatırlıyorum. Uzun zamandır IV training yapmadım ama hatırladığım şeyler bu kadar. Yani eğer çok merak edenler varsa bir sonraki bölümde bunu tamamen anlatabilirim. Hatta oyunun ilerleyen safhalarında bir Pokemon'umu IV training yaparak nasıl yapılır falan bu olayda gösterebilirim. Onun dışında şu an IV training yapmayacağım için buradan çıkıyorum. Çünkü bu IV trainingini, yani IV eğitiminin tamamlamış Pokemon'lara bir tane rozet veriyor. O yüzden de pek gerek yok açıkçası. Çünkü ben yapmıyorum IV training. Onun dışında şuradaki hatunla konuştuğunuz zaman size Gengarita veriyor. Yani Gengar'ınızın Mega Gengar yapabiliyorsunuz. Ki ben şu an Gengar'ımı kullanamıyorum. O yüzden Mega Gengar şu an yapamayacağım. Ama takımı aldığım zaman onu Mega Gengar yapabileceğim. Belki büyük ihtimal Mega Lucario yerine Mega Gengar kullanırım. Kim bilir. Onun dışında herhangi yapılabilecek bir şey yok. Pokemart'a gireceğim. Alınabilecek şeyleri alacağım. Ondan sonra GM'e meydan okuyacağım arkadaşlar. Evet, artık GM'e girebiliriz. Laver rejiminde savaşacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz bu mücadeleyi. Pokemonlarımdan şunu da söyleyelim. Fairy türüne karşı üstünlüğü olan türler çelik ve zehir türü çarpı 2 vuruyor. O yüzden ben çelik türü olan Pokemon'um Jirachi'yi takımın başında tutacağım. Diğer Pokemon'larımı pek kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü diğer Pokemon'larıma bakacak olursak Pyro ateş türü olduğu için Fairy türünden yarım hasar alıyor. Zabuza karanlık türü olduğu için Fairy türünden çarpı 2 hasar alıyor. Jacinkanto normal nötr. Arlong çarpı 1 hasar alıyor. Çünkü bir yandan dövüş, bir yandan çelik çarpı 1 diye tahmin ediyorum. Ama çelik türü saldırısı yok. Ajdar çarpı 2 hasar oluyor çünkü ejder türü Pokemon. Yani Jirachi ile Pyro'yu çok kullanabilirim bu GM'de. Daha da denilecek bir şey yok. GM'e saldırıya geçiyorum. Ve bir sonraki rozetimi almak için uğraşacağım. Evet, ilginç bir GM. Teleport olacağız sanırım. Soldan başlayalım. Oo, oyuncak ev. Severiz. Hey Kenny. I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. Hadi gel bakalım. Evet, ilk olarak eğitmenleri dövmemiz gerekiyor. Full fairy türü olduğunu düşünüyorum. Deden ne iş yapıyor çıktı. Bakalım. Buna karşı Iron Head kullanacağız ama elektrik türü çarpı 1 mi vuruyordu? Elektriğe, çelik elektriğe yarım mı vuruyordu hatırlamıyorum. Fight to Iron Head. Switch yaptı. Evet, çarpı 1 vuruyormuşuz. Pokemon değişikliğine gitti. Bakalım dedenle yerine ne çıkartacak rakibimiz? Azumarill çıkardı. Güzel, Thunderbolt kullanabilirim. Fight. Thunderbolt'u iyi ki öğretmişim Jirachi'ye. Thunderbolt yapıyor ve rakibinin işini bitirebiliyor mu? Rain Dance yapıyor rakibi. Ne kadar canı kalmış göremedim şu an ama. Yağmur yağmaya başladı. Evet, canının yarısını almışım zaten. Fight, bir Thunderbolt daha yapıyorum. Ve rakibimin işini bitiriyorum.
Sıradaki Pokemon'u dediğim gibi dedenle Jazzinkanto 47 level oldu ve ne öğrenmek istiyor? Hyper Beam. Gerek yok abi ya. Hyper Beam çok kompetitif bir saldırı değil yani. Hyper Beam kullandıktan bir turn sonra herhangi bir saldırı kullanamıyorsunuz sonuçta yani. O yüzden Hyper Beam öğretmeyeceğim Jazzinkanto'ya. Eski saldırılarınla kal. Arlong 47 level oluyor. Arlong'da ne öğrenmek istiyor? Cold Mind mı? Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Metal Sound'u silebilirim çünkü Special atağını ve Special defansını arttırıyor. Metal Sound direkt Special defansı iki kademe düşürüyor. Yani Cold Mind daha mantıklı. Güzel. Tekrar deden neyi çıkaracak? Çıkaracak. O zaman ben Iron Head yapmaya devam edeyim. Ve dedenlerin de işini böylece bitiriyoruz arkadaşlar. Jirachi XP alıyor. Herkes XP alıyor. Ve elemanı yeniyoruz. İlerleyelim mi? Yanlış teleporta girdim lanet olsun. Geri git geri. En geri git. Bir sağ bir sol gideceğim. Ya kaç eğitmen varmış? 4 eğitmen varmış zaten. Lan 4'üyle de savaşalım. Burada eğitmen yok sanırım. Oh. Nasıl saçma bir yer bu ya? İlginç bir GM olmuş yani. Gel. Evet. Bu kızımızla savaşacağız. Clefki çıkartıyor. Çelik ve Fairy türü bir Pokemon. O yüzden direkt Thunderbolt mu avansam, ne yapsam bilmiyorum. Iron Head yapsam çarpı 1 vuracak. Iron Head yapayım. Imprison yaptı. Büyük ihtimal Prankster yeteneği var galiba onun. Aynı saldırıları kullanamayacağız. Iron Head yapıyorum. Evet, canının çok az bir kısmı kaldı. Onu da Thunderbolt'la alacağım. Thunderbolt yapıyorum rakibime ve rakibimin işini bitiriyorum. Evet, sağlam XP aldık. Jirachi 43 level oldu. Güzel, harika. Rakibin sıradaki Pokemon'un Grumble. Iron Head kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Fight. Iron Head. Al bakalım. Tekledik. Evet. Süper. Çünkü çarpı 2 vurduk ve same type attack bonus. Zabuza 47 level oluyor. Curlia'yı çıkartıyor. Rakibimiz Psişik ve Fairy türü bir Pokemon. Önceden sadece Psişik türü bir Pokemon'du. Ama tekrardan ben Iron Head yapmaya devam edeceğim. Evet, Iron Head yaparak bütün GM'i yenmeyi hedefliyorum. Aynen. Evet. Bu kızı da yendik. Bir tane daha kızımız var. Bu da üçüncüsü oluyor sanırım. Gel senle de kapışalım. Bakalım bunun nesi varmış arkadaşlar? Slurpuff'u var. Buna da Iron Head yapacağız. Yani yapacak bir şey yok. Iron Head'i çak kafasına gebert. Iron Head yapıyorum rakibime. Ve rakibim tek yiyor. Rakibimin işi bitiyor. Herkes XP alıyor. Ajdar 36 level oluyor. Ve Fairy türü kullanan bu kızı da yeniyoruz. Kaldı bir trainer. Evet, ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım kalan trainer ve bunların lideri neredeymiş? Bu lideri sanırım. Liderlerine henüz dalmayı düşünmüyorum. Bir tane daha kız olacak buralarda. Onu da bulalım.
Nerede lan diğer arkadaşınız? Şuradadır büyük ihtimalle. Buraya bakmadım çünkü. Senle savaştık mı? İşte alo. Evet. Bununla da kapışalım. Bu da savaşmamız gereken son eğitmen. Aromatiz çıkartıyor. Bir bacağını önden bizi tahrik etmek için sallayan bir Pokemon. Bu da Fairy türü Pokemon. Saf Fairy türü. Direkt Iron Head yapıyorum. Bu arada 8 PP'si kaldı Iron Head'in. Tabii ki de Poké Center'a gitmeyeceğim. Charm yaptı. Atağımızı 2 kademe düşürüyor. Fight. Thunderbolt yapıyorum. Special Attack kullanıyorum. Ve aromatizin işini böylece bitiriyorum arkadaşlar. Jirachi 44 level oluyor. Herkes XP'sini alıyor. Pyro 46 level oluyor. Ve bu kızcağızımızı da yeniyoruz. Süper. Şimdi GM'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Bu GM'le savaşacağız. Bakalım neler olacak. Bu GM'i yenebilecek miyiz? Bu arada yeni oyun hakkında herhangi bir söylenti çıkmadı. Pokemon Sun ve Moon hakkında yani yeni neler çıkacak merak ediyoruz. Direkt GM'e saldırıyorum. İlk Fairy türü kullanan GM bu. Ve tek büyük ihtimalle. Aa, sen küçük bir eğitmensin. Benim GM'ime gelmek için demek bu kadar yol kat ettin. Ve şanslı bir rüzgar sayesinde bana doğru kanat çırptın demek. O zaman ben de şunu söylüyorum ki bana karşı savaşmaya hak kazandın. Bu da senin çabalarının bir ödülü olacak diyor. Ben Valeri diyor. Fairy türü GM'ini yöneten kişiyim diyor. Umarım senin bu ziyaretin diyor seni eğlendirir diyor. Şu anlaşılmaz fairy türleri bir Meltem kadar kırılgan gözükebilir diyor ve çiçeğin açması kadar zariftir diyor ama onlar güçlüdürler diyor. Ve fairy türlerini övdükten sonra bizimle savaşa giriyor. Bakalım övdüğü kadar var mıymış? Çünkü bizde Jirachi var. Gel bakalım senin fairy kız. Oo, Mavile çıkartıyor. Çelik ve fairy türü bir Pokemon, Klefki gibi. Bakalım Mavile bize karşı ne yapacak ve Mega mı bilmiyorum. O zaman Iron Head yapıyorum. Bakalım ne kadar canı gitti. Canının yarısından fazlası gitti. Flinch oldu. Serena Grace yeteneğinin kanser etmesi diyebiliriz buna. Bir tane daha Iron Head yapıyoruz. Ve Mavile'nin işini bitiriyoruz kolayca. Evet, Jirachi sağlam XP aldı. Herkes XP aldı. Mr. Mime çıkaracak. Psişik ve Fairy türü bir Pokemon. Normal savaşmaya devam edeceğim. Bakalım o ne yapacak. Iron Head yapıyorum tekrardan. Bana karşı bir şey yapamıyor bile. Ve tek yiyor. Mr. Mime'ın da işini bitirdim. Güzel. Rakibin sıradaki Pokemon Salveon. Saf Fairy türü bir Pokemon. Onun da bana karşı bir şey yapabileceğini sanmıyorum bu saatten sonra. Iron Head'i çakıyorum tekrardan. Çok az canı kaldı. Charm yapıyor. Atağımı 2 kademe düşürüyor. Ama artık çok geç çünkü 3. Pokemon'unu kaybetmek üzere. Yani Charm'ı çok geç yaptı. Thunderbolt yapacağım. Hiperpot kullandı. Çok güzel güzel. Ama her şey çok geç olabilir. Çünkü Thunderbolt'u kafasına yediriyorum. Kritik vurdu. Bir tane daha Thunderbolt atacağım. Güzel bir Thunderbolt daha yedi Salveon. Ve bu arada çarpıldı. Dazzling Gleam yapıyor. Fazla vuracağını zannetmiyorum açıkçası. Evet, It's not very effective yazısını görüyoruz. Bir tane daha Thunderbolt kullanıyorum. Ve bu arada bunun çok az canı gidiyor ya Thunderbolt'lardan. Pokemon mu değiştirmeliyim? Tamam. O zaman Pyro. Ateşin gücünü ona göster. Git Pyro. Dazzling Gleam yapıyor. Fazla vurmayacaktır çünkü ateş türü Pokemon'uyuz. Kritik vurmasına rağmen çok az vurabildi. Fly yapabilirim. Fire Fang yapabilirim. Fire Fang yapacağım.
Süper. Fire Fang'ı yaptım. Ve Salveon'un işini böylece bitirdik. Herkes XP aldı. Jhazin Kanto 48 level olmuş. Ve GM liderini böylece yeniyoruz. Tabii ki de bizim için çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hiç zorlanmadık neredeyse. Salveon'u güçlüymüş ama. Bu iyi bir savaştı diyor ve senin büyük zaferin için seni ödüllendireceğim diyor. Al bakalım diyor, bu peri rozeti diyor, bu artık senindir diyor. Onun güzelliği göz kamaştırıcı, öyle değil mi diyor ve bir şey demiyor. Bu arada beni bağışla diyor, benim gözlerim çok kamaştı diyor. Ve bu anın senin anın olduğunu bir an için unuttum diyor. Ve bize Fiery rozetini veriyor. Evet, bu 6. rozetimiz sanırım. Yani bununla birlikte 80 level'a kadar olan Pokemon'lar sana itaat edecektir diyor. Yani diğerlerinden aldıklarım bile diyor. Ayrıca sana bu TM'yi veriyorum diyor. Bu benden kişisel bir ödül diyor. Ve Dazzling Gleam veriyor. Popüler bir Fairy türü saldırı. Hiçbir yan etkisi yok. Ama büyük ihtimalle 80 base power'a sahipti. Sağlam yani. Tamam. Ben her zaman bir Pokemon olmak isterdim diyor. Bu da böyle bir şey dizayn ettim diyor. Tamam. Pokemon olmak istiyordum. Boş, aşırı boş. Eski eğitmenler gibisi yok arkadaş. Neyse, şuradan geriye teleport oluyorum. Ki buradan olmayacakmışız. Tekrar geriye gidiyorum. Şuradan da çıkıyorum. Evet. Yeni rozetimizi de aldık. Selam dayı. Abi bir bitmediniz ya. Bir bitmediniz ya. Oo, bu peri rozeti. Bu gerçekten hoş ve parlıyor. Biliyor musun? Biz Poke Topu fabrikasına gideceğiz diyor. Hadi bizimle gel. Ben Poke toplarıyla ilgileniyorum çünkü onlar Pokemon yakalamayı sağlıyor. Aferin Einstein. Aferin. Trevor 15 yaşında ve arkadaşları ona Einstein diyor. Diğer yoldan diyor. Onlar beni gerçekten etkiliyor diyor ve gidiyorlar. Pokemon'larımı iyileştireyim ve ondan sonra ben de bu gerizekalılarla birlikte Poketopu şirketine gideyim. Bakalım orada neler varmış. Rozetimizi aldık. Bu bizim için gerçekten kolay oldu çünkü biliyorum Pokemon'larım güçlendi bayağı ya. Harika. We hope to see you again. Ya ama diğer bakımdan bence yeni oyunlar oldukça kolay olmuş. Bak ben Ravi'de Nuzlocke yapmaya çalışıyorum. Ve gerçekten 15. denememde falan ancak bütün GM'leri yenebildim. Yani sürekli yeniliyordum, sürekli yeniliyordum. Yeni oyunlar insana çok kolaylık sağlıyor. Bu arada şurada bir poke topu gördüm. Alam ya, surf mi yapmam lazım? İyi yap. Neden yapmıyorsun surf? Köprüden mi yapmamız gerekiyor? Fuck it man. You know what? Fuck it. O zaman Poketopu şirketine doğru girelim. Şehrin kuzeyindeymiş ve şurasıymış. Burası Poketopu şirketi ise burada da Poketopları var demektir. O yüzden ilerlemeye başlayalım arkadaşlar ve eğitmenler vardır. Biraz da level kasabiliriz. Pokemonlarımdan en düşük level'lı olanı başa koyacağım ama Ajdar en düşük level'lı. Ajdar'ı da başa koymayı düşünmüyorum. Tekrardan Jirachi başta kalsın. İlerleyelim bakalım. Şurada bizim salaklar var. Onları görmezden geliyorum. Ve bir tane Flare takımı elemanı. Burada ne arıyorsun? Yetişkinler içeride konuşuyor. Ha, defol git çocuk. What the fuck? Ne yapacağız? Şurada labirent tarzı bir şey var. Buralarda poke topları varmış. Bir onları alalım. Ki yanlış kısma girdim. İlla uğraştıracaksınız ya. İlla uğraştıracaksınız arkadaş.
Neden içeri giremiyoruz ki? Yetişkinler dedikleri kimler bu arada? Max Ether aldık. Çok işe yarar bir eşya olduğu söylenemez. Diğer çimenliğe gireceğim. Orada da bir eşya varmış. Bakalım orada ne var. Hep birlikte görelim. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Bu bölümde çok fazla şeylerden bahsedemedim. Çünkü bu bölümde moralim biraz bozuktu. Ruh halim biraz kötü. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Sadece yani video çekmem gerektiği için çekiyorum şu an. Kanalı videosuz bırakmamak için. Ama birkaç gündür bilmiyorum. Sinirlerim bozuk gibi. Her neyse. Poke topunu arıyorum. Buradan da Max Revive buluyoruz. Çok boş bir eşya. Bizim geri zekalılarla konuşalım. Belki onlar bir şey biliyordur. Bak o bizim girmemize izin verecek, tamam mı? Göreceksin. Ben onunla bir kere daha konuşacağım diyor Shaun'a. Shaun'a bekle diyor Trevor. Allah Allah. Evet. Serena ve Obez de geldi. Shaun'a ve Travis direkt yardırdılar mı diyor. Olay ne diyor? Şey biz burada buluşacaktık ama sorunun ne olduğunu anlayamadım. Shaun'a bekle. Durun be. Evet, Flair takımı elemanını peşlerinden koşturuyorlar. Neler oluyor ya? Sanırım onlara yardım edeceğim, diyor Şişko ve gidiyor. Evet, Serena ve ikimiz kalıyoruz bebeğim. Flair takımı elemanı mı? İçeride bir şeyler oluyor olmalı. Hadi bir koruma gitmişken içeri bir göz atalım, diyor. İçeri doğru gideceğiz. Gidelim de. Şekil bir yermiş. Evet. Ama ne yazık ki bu bölümde içeri bakamayacağım çünkü sonraki bölümde bakacağım arkadaşlar. Bu arada şu Poke Topu şirketinin içinde ve dışında bir sürü gizli itemlar var. İşte item finder'ı açarak onları bulabilirsiniz. Ben pek gizli itemler peşinde koşmayacağım çünkü oyunun kaderini pek etkilemeyecekler sonuçta. Onun dışında bir sonraki bölümde Poke Topu şirketinde neler oluyormuş bunu öğreneceğiz. Ve onun dışında yeni rootlara, yeni şehirlere ve yeni rozetlere doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Yetenek anketine oy vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ve biraz dediğim gibi GM'le savaştık. Onun dışında pek önemli bir şey olmadı. Şu sıralar oyun durgun gidiyor. Ben de anlamadım. Onun dışında videoyu beğendiyseniz bir like atabilirsiniz ve Faygo Ironworks'a destek olmak için Patreon hesabımıza bağış yapabilirsiniz. Bir sonraki Pokemon Y bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Faygocular.